arkadaşlar merhaba özgürce ben şimdi biz malum biliyorsunuz e, soru çözümümüze devam ediyoruz bu şekilde her konuyla e, özellikle fiilleri ben sizin de biliyorsunuz arkadaşlar konuyu anlatıp hemen akabinde soru çözümünü yaptım ama işte ondan önceki sözcük türlerinde bunu yapamamıştık çünkü biraz konularımız hızlı hızlı ilerlesin işte e, TYT e, grubu öğrencilerin de izlediğini biliyorum çünkü onlara biraz konu yetiştirmeye çalışmıştım ama şimdi konularımız sakinledi o yüzden ben geriye dönük soru çözümleri yapıyorum ve bunları mutlaka takip edin arkadaşlar Türkçe'de gerçi birçok konuda aynı şey ama Türkçe'de de var. Yani kendi alalımda konuşmam gerekirse. Şöyle bir sıkıntı var. Konuya hakim olsanız bile soru stilleri farklı farklı olduğu için soruda ne sormak istediğini anlamadığımızdan dolayı bizim için sorun çıkıyor. O yüzden ben size çeşitli soru kalıplarını bulup bulup getirip soruları çözmeye çalışıyorum. O yüzden soru çözüm videoları sizin için bence birçok şeyden daha önemli. Zaten yoksa her şey her yerde var değil mi arkadaşlar? Konu anlatımında bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi Zamir adı neydi? Ben bir önce onu hatırlatayım. Sonra zaten alıştırmalarımıza başlayacağız. Şimdi zamir isimlerin yerine kullanılan kelimelerde. Yani bir isme arkadaşlar düz, düz kalem demek yerine mesela ben bunu deyip bırakacaktım gibi. İkiye ayırıyorduk biz zamirlerimize kelime halindeki ve ek halindeki diye onlara göre zaten işleme durumumuz vardı. Şimdi çeşitli soruları çözerken ben size hatırlata hatırlata gideceğim. Şimdi ilk yaptığım her zamanki gibi bir paragraf üzerinde zamirleri ve türlerini bulmak. Şimdi başlayalım. Ben zamirleri bulacağım. Altına da hangi zamir olduğunu yazacağım. Aynı zamanda ek halindeki zamirleri de bulacağım. Ben size ne demiştim daha önce? Bir paragrafta eğer ki sadece zamiri soruyorsa arkadaşlar ek halinde demiyorsa sadece kelime halindekiler bulunur. Ek halinde dediği zaman ben onları arayacağım demiştim ama ben burada ikisini birlikte aramak istiyorum. Şimdi başlayalım. Hepimiz hepimiz arkadaşlar bakın sayısı ve ne olduğu bilinmeyen yerine kullanıldığı için bu belgisiz zamirdi. Bir. Devam. Uy aşk hepimizi uyutmak içindir. Sevelim, sevilelim. Bakın arkadaşlar buradaki ben. Ben seveyim. Ben seveyim. Pardon. Biz sevelim, biz sevilelim dediğimizde onlar fiillere geldiği için kişi ekleri oluyordu. Tamam. Onlar sakın iyilik eki falan iyilik zamiri değil. Yani bizi biz, ben, sen, o, biz, siz, onlar bunlar bizim kişi zamirlerimizdi. İnsan isminin yerine kullanılan, düşünen, iyi olmamızı isteyen. Bakın bizim iyi olmamız. Bu bir isim fiil. Yani bu bir fiilimsi. Haliyle şuradaki şey iyilik eki yani iyilik zamiri bizim iyi olmamız dediği için hatta ne oluyor birinci çoğul iyilik eki devam ediyorum kendi eşittir dönüşlülük zamiriydi zaten bunu unutmuyoruz dönüşlülük devam kadar değer veren kimseler arkadaşlar kimse bakın yine hepimiz gibi kim olduğu sayısı vesairesi belli değil belgesiz zamirimiz bizim devam yanımız derken bizim yanımız yine aynı şekilde iyilik zamirim var benim burada Devam. Böylece bizimki birçok şeye evrilecek bir hikaye falan falan. Bizimki derken arkadaşlar ne demiştim ben size? Birleşik yazılan iki tane ki'miz var. Birleşik yazılan ki'lerden ımki ımki diye yazılan ilgi zamiriydi. Bakın burada biz yazsa bile artık bunu aldığı için şu kısım ilgi zamiri tamam mı? Geçiyoruz orayı. Ee, onun haricinde birleşik yazılan tüm kiler sıfat yapan kiydi. Birçok şeye evrilecek bir hikaye dönüşü. Bakın buradaki birçok şey bu sıfat değil mi arkadaşlar? Zamir değil. Dikkat edin. Birçoğu filan deseydi ya da sadece birçok deyip bunu almasaydı arkadaşlar buradaki sıfat olacaktı. Ama unutmamamız gereken şey her zaman belgisiz zamirdir. Değil mi? Şey en sevdiğim zamirdi devam evlenecek bir hikaye dönüşür ve onu yaşatırız diyor arkadaşlar o ve onlara dikkat edecektik e, çünkü o insan isminin yerine kullanılırsa kişi ama buradaki gibi insan isminin yerine kullanılmıyorsa işaret zamiridir tamam sonra bakalım soru kelimelerimiz ne yapacaktık bu soru kelimelerinde yerine cevap vererek bir şeyler bulacaktık. Bakın şimdi cevap veriyorum. Nerede, kiminle, nasıl olursa olsun. Normalde soru sormuyor. Nerede diyorum. Orada, burada, şurada diye cevap veriyorum. Ya da Bursa'da, Ankara'da. Bakın yerine isim ya da zamir koyabildiysem bu bir soru zamiridir. Kiminle, Özge ile, Ayşe ile, onunla, şununla. Bakın yine aynı şekilde yapabildim soru zamiri. Ama nasıl olursa, kolay olursa, zor olursa dedim. Bu fiili etkilediği için zarf arkadaşlar. Soru zarfı. Tamam. Yani onu alamıyorum. Ama diğerlerinin hepsini aldım. Ve benim buradaki e, örneklerimi böylece hemen hemen her şeyi göstermiş olduk. Ek ne kelime halindekini filan. Böyle bir örnek paragrafla başlamış olduk yani. Şimdi sorularımıza geçelim soru stillerine. Diyor ki hangisinde kişi zamiri vardır? Kişi zamiri insan isimlerinin yerine kullanılanlar. Yani sadece 6 tane. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu kadar. Bakalım. Hepsinin her soruyu bilmesi gerek. Arkadaşlar bakın bunlar sizin soru es e sınav esnasında kafanızı karıştırıyor. Ya bunlar insan değilmiş mi de hepsi falan. Arkadaşlar tamam da bunun sayısı ne olduğu belli olmadığı için bu bir belgisiz zamir. O yüzden burada yok. İnsanları tüm kalbimle sevmelisin. Bakın tüm kalp zaten bu bir sıfat oluyor arkadaşlar. Çoğu kişi bizlerin kaybını anlamaz. Bakın burada bir sıfatım var çoğu kişi derken bu bir sıfat. Ama bizlerin kaybı derken şuradaki biz benim kişi zamirim bunu aldım. Bireyler arası etkileşim bunu bitirdi diyor. Bunu bitirdi dediği insan olamaz. Zaten velev ki olsa e, ee, insan ismi için bile ben buyu kullansam mesela bunlar senin arkadaşların mı derken ki gibi onu da ben yine kişi olarak alamıyorum. Kişi zamirleri sadece ben sen o biz siz onlar bitti bu kadar. Yani buradaki her halükarda işaret zamiri olarak alınacak. Devam ediyorum. Bazıları onu çözmeyi başaramadı. Bazıları dediği insan ama sonuç olarak sayısı belli olmadığı için ben buna yine belgisiz diyeceğim. Ve buradaki onu Yine bir insan değil çözmekten bahsedildiği için haliyle bu bir işaret zamiri arkadaşlar. Gördüğümüz gibi sadece burada varmış benim kişi zamirim. O zaman bunu da geçelim. Şimdi diyor ki hangisinde farklı türden zamirler bir arada? Yani iki tane zamirim olacak. Birincisi bir de onlar farklı farklı olacak. Ne ben geldim ne sen geldin. Arkadaşlar bakın şuradaki ne ne'ler iki kere tekrar eden bir bağlaç. Lütfen bunları zamirlerle karıştırmayalım. Ama bakın burada ben ve sen derken iki tane kişi zamirim var benim. Ama ikisi de kişi zamiri olduğu için bu şık gitti zaten arkadaşlar. Bakalım sana kendimi hiç anlatamadım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ne kadar ek alırsa alsın bunların yani çekim ekleri zamirliği değiştirmezdi. Yapım ekleri tür değişimle uğratırdı. O zaman buradaki şey kişi zamiri yine ve buradaki kendi dönüştülük olmasına rağmen dönüştülük zamiri kişi zamirinin bir alt başlığıdır. O yüzden arkadaşlar biz bunu farklı tür olarak alamıyoruz. İkisi de aslında kişi zamiri olarak geçiyor. Lütfen bunu da unutmayalım. Hiçbiriniz bir şey almayacaksınız. Hiçbiriniz kim oldukları belli değil. Yani bu belgisiz. Ve burada da bir şey belgisiz zamir. Yani ikisi de belgesiz geçiyorum. Nereye doğru gidiyorsun sen derken nereye bir soru zamiri. Bakın cevap veriyorum. Şuraya doğru gidiyorum. Oraya doğru gidiyorum. Ankara'ya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir soru zamiri. Ve burada yüklemden sonra sen kişi zamiri kullanılmış. Haliyle burada hem soru hem kişi zamiri var. Cevabım bu olacak. Onu sona sakla ki burada kalmasın diyor. Onu sona sakla dediği demek ki insan değil. O zaman bu bir işaret Sonra burada kalmasın dediği zaten işaret. Burada da iki tane işaret zamirim kullanılmış. Yani bu soruyu da geçebiliriz böylece. Şimdi diyor ki hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmış? Ne yapacaktık bunda da arkadaşlar? Cevap verecektik soruları. biraz önce yaptığım gibi. Haydi cevap verelim. Bakın burada yine unutmamamız gereken, tekrar ediyorum. Sadece soru kelimelerinin yerine cevap veriyoruz ve diyor ki soru anlamı zamirle sağlanmış. Yani cümlenin içinde soru zamiri var demiyor. Soru anlamı soru soruyla sağlanmış, zamirle sağlanmış. Bakın şimdi bu senin yaptığın kaçıncı hata? Cevap veriyorum beşinci hata. Beşinci hata bir sıfattır. Haliyle buradaki de soru sıfatı oluyor arkadaşlar. Yani soru sıfatla sağlanmış. Geçtim. Onu nerede bulacağımızı söyledi mi? Bakın burada bir zamir var. Ama adam bana nerede bulacaksınız demiyor. Onu nerede bulacağınızı söyledi mi söylemedi mi diyor. Haliyle Soru edatla sağlanmış arkadaşlar. Burada soru zamiri olmasına rağmen soru anlamında bakın ben şöyle deseydim onu nerede bulacaksınız deseydi şurada burada diye cevaplasaydım o zaman soru zamirle sağlanacaktı. Bunu unutmayın. Bunu senin için özel yapan nedir? Cevap veriyorum. Bunu benim için özel yapan şudur budur odur. Bakın işte şimdi soru zamirle sağlandı. Çünkü cevap verdiğimde değişen kelime bu. Yani cevabım bu olacak. Sana ne gün randevu vardı? Bak devam ediyorum. Şu gün, bugün o gün. Bakın asla salı günü demiyorum. Çünkü ben salı günü dediğimde bu şu kelimeyi de değiştirir. Ben sadece neyinin yerine bir şey koyabilirim. O yüzden bu bir hata. Şu gün, bugün o gün dediğimde ben neyi bulurum? Sıfatı bulurum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buna bakalım hangimizin çıktığını anlamadılar. E zaten bu soru arkadaşlar bakın hangimizin çıktığı derken burada bir soru zamir var evet ama burada bir soru yok. Haliyle soru anlamı zamirle sağlanmıştır diye soramayız değil mi? Burada bir soru yok zamir olmasına rağmen. O yüzden bu da gitti dedik. Geçtik. Diyor ki o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar o bir kere işaret sıfatı olarak kullanılabilir. Kişi zamiri olarak kullanılabilir ya da e, işaret zamiri olarak kullanılabilir. Şimdi sıfatı zaten arkasındaki ismi belirtip belirtmemesiyle ayırt edeceğiz. Zamire ise kişime işaret mi diye insan ismi mi yoksa insan dışı varlık mı ona bakarak ayırt edeceğiz. Haydi başlayalım. Onu senden aldığımı hiç unutmadım. Bakın insanı almamıştır herhalde. O zaman bu bir işaret zamiri. Bakıp onu onarabileceğini belirtiliyor. diyor. E, insanı onarmayacaktır yine bence. Bu yine işaret zamiri. Onun okuyanı mutlaka bulunacaktır dediği herhalde kitap, dergi vesaire. Bu yüzden bu yine işaret bile. Ben burada onun sesini dinliyorum diyor. Bu bir kalsın. Çünkü insandan bahsediyor. Emin değiliz bu cümleden. O zaman bir sonrakine bakıp emin olalım. Derhal onu yerine bırak. E, i̇nsanı bırakmayacağımıza göre bu bir işaret. O zaman burada gerçekten bir insanın sesinden bahsediyor. Ama normalde arkadaşlar bir makineden de bahsediyor olabilirdi, değil mi? Haliyle bütün cümlelere bakarak emin olmanız lazım böyle durumda. Yani haliyle kişi zamiri olan bu oluyor. Bu da gitti. Şimdi diyor ki hangisinde dönüştürük zamiri özneyi pekiştirmek için kullanılmıştır. Çok sık sorulur bu arkadaşlar. Ve bu bir anlatım bozukluğu değildir asla. Bakın tekrar söylüyorum. Ne yapacağız? Özneyi pekiştirecek. Yani kısaca özneyi ben iki kere söylemiş gibi olacağım ona bakacağız. Bak bu işi kendi kendine yapmalısın. Bu arkadaşlar nasıl yapmalısın? Kendi kendine biraz yükleme pekiştirme gibi. Burada bir bakın yapmalısın kim? Sen. Burada özneyi pekiştirme durumu yok aslında. Ee, şurası olmasına rağmen. Çoğumuz kendisini bu konuda uyardık diyor. Bakın uyaran kim? Çoğumuz. Yani biz. Kimi uyardık kendisini? Bu nesne. Ben burada özneyi pekiştirmiyorum arkadaşlar. Öznem bu. Devam ediyorum. Bu sözü adamın kendisi söylemiş. Bak söyleyen kim? Adam. Söyleyen kim? Kendisi. Gördünüz mü gençler? Tam olarak burada bu şekilde işte özneyi pekiştirme durumu oluyor. Devamına bakalım. Çocuk başarısızlığına kendince bahaneler uyduruyor. Arkadaşlar zaten bu ince ince yapım ekini alarak zamirlikten çıkmış durumda. Tamam. Haliyle dönüşlük zamiri diye bir zamir yok son şıkkımızda. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki hangisinde soru zamiri vardır? Tamam, haydi yapıştıralım. Bu, bakın ben size demiştim zarflarda. Neden, niçin, niye ve ne zaman? Bu dördünü gördüğümüz her yere atlayın. Bunlar her zaman soru zarfıdır demiştim bu şıkkı eledim ki belev ki hatırlayamadınız cevap verelim bu konuyu dün işle e, bu konuyu yarın işleyeceğiz mesela yarın işleyeceğiz dediğimde o zaten zaman zarfına dönüşüyor değil mi yani onun bir zamirlik durumu yok devam ediyorum bana ne aldığını kimseye dememiş cevap veriyorum sana şunu bunu aldığımı bakın ben burada ya da elma armut portakal aldığını Soru zamirini buldum. Soru zamirim var ve zaten soru zamiri zamiri vardır diye soruyor. Soru zamiriyle sağlanmıştır demiyor. O zaman ben bunu alabilirim rahatlıkla. Cevabım bu. Devam. Hangi konudan sorumluyuz? Şu konu, bu konu, o konu. Bakın, buradaki hangi bana sıfatı verdi. Neden sen de onlarla gitmiyorsun? E söylediğim şey aynı şekilde. Yine soru zarfı bu. Son olarak sana kaçıncı sıra çıktı biliyor musun? Kaçıncı sıra? Beşinci sıra dedim. Yine bu bir sıfatı verdi bana. E aynı zamanda bir de mısın misin var. E burada bir de soru edatı varmış zaten. Haliyle bu zaten son sorumda. Soru zamiri diye bir şeyimiz yokmuş bizim arkadaşlar. Bu da gitti. Sonra bakalım ne soruyor? Diyor ki işaret anlamlı bir sözcük cümlenin yerini tutmuştur. Arkadaşlar şöyle işaret anlamlı bir sözcük dediği belki sıfat da olabilir. Tamam mı? İşaret anlamlı sözcük diyor. Çünkü zamir de var. Sıfat da var. işaret zamir de var. işaret sıfat da var. Haliyle şimdi ben burada ne yapacağım? Arkadaşlar bir cümlenin yerini tutacak. Yani ben mesela işte bunu kırmış dediğimde kalemi kitabı falan var. Ne, neyi kırdıysa yani onu söylüyorum. Bu sadece bir kelimenin. Ama ben kocaman bir cümlenin yerini tutmasını istiyorum. Şimdi işaret anlamlı kelimeleri çize çize bir gidelim bakalım. O kız hırsız. Bak o kız. Bu bir sıfat. Zaten sıfatlar kelimelerin yerlerini tutmaz. Kelimeleri belirtir ya da niteler. Yani arkasında bir isim olmak zorunda. Bu bir sıfat. Yani şu bir sıfat. Bunu sakın unutma diyor. Bunu var burada. Bunu dediği şey ne? O kız hırsız. Yani şu cümleyi unutmamamı istiyor. Haliyle bunu yazan tamamen şuradaki işaret zamirim şu cümlenin yerini tuttu. Yani cevabım otomatikman A kalıyor. Neler yaşandı bu olayları düşünmeyelim dediğinde şunlar bunlar onlar yaşandı. Bugün arkadaş bakın burada mesela bir cümlenin yerini tutma durumu yok. Kendine olmayan almış bunu geri ver diyor. Bakın kendi yani bana sana filan gibi. Sadece bir kelimenin yerine bunu geri ver dediği işte mesela kazak atıyorum. Tek kelime. Onları ağırlayacakmış dediği Ayşe Fatma ayrıya atıyorum ya da ailesi. Ama burada da birden fazla kelime de olsa sadece kelimenin yerine tutmak var. Senden sonra herkes çok değişti. Bakın sen zaten bir kelime herkesine birden çok da olsa kelime sadece cümlenin yerini tutmak Ayşıkı da, yani ben gerçek yazmıyorum ama yani ilk cümlemde var arkadaşlar dedik şimdi diyor ki Hangisinde bir zamir başka bir zamirin yerine kullanılmıştır? Heh. Bu son zamanlarda karşıma çıkan çok da güzel bir soru arkadaşlar. Bakın, bir zamirin yerine başka bir zamirin kullanılma durumu var. Zamirler isimlerin yerine kullan kullanılan şey. Bu sadece bir zamir için geçerlidir arkadaşlar. Bakın böyle bir soruda bunun ne demek istediğini anlayıp bir de şıklarda bunu idrak etmek sizin için zaman kaybı olacak. Ama aslında ne diyor biliyor musunuz? kendi yazıyor mu diye soruyor. Çünkü bir tek kendi kelimesi başka bir zamirin yerine kullanılabilir. Mesela ben geldim diyorum. Bu ben bir kişi zamiri. Yani ben özge isminin yerine kullanmışım bunu. Ve ben bu kendi şey ben bu ben yerine ben zamirin yerine kendim geldim dediğimde benim yerine kullandığım için zamirin yerine kullandığım bir zamir olarak geçiyor. Ve burada hangi şıkta öyle bir şey var? Nerede kendi yazıyor? Bakalım işte burada. Hemen yerine başka bir zamir koyalım. Bunu sana kendisi mi dedi? Bunu sana o mu dedi? Bakın ben burada o yani üçüncü şey e, öyle demeyelim. Ne diyelim? E, o kişi zamirinin yerine kendi kelimesini kullanmışım. Yani arkadaşlar böyle bir soru soruluyorsa yapmanız gereken neymiş? Hangi şıkta kendi kelimesi yazıyor diye aramakmış. Tamam. Bu da güzel bir püf nokta olacaktır sizin için. Ay alamıyorum sayfayı. Şimdi geldik buna. Diyor ki ki eki farklı görevde. Şimdi arkadaşlar ki eki bizim için bir ilgi zamiridir. Bir de sıfat yapan kidir. Bakın tekrar 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 söylüyorum. Çünkü bu size bir soru armağan etmek resmen. Arkadaşlar birleşik yazılan iki ki var çünkü. Sıfat yapan ve ilgi zamiri. "ın ki", "ım ki" diye yazıyorsa bitti. İlgi zamiridir. Geri kalan tüm birleşik yazılanlar da sıfat yapan kidir. Bak bu bu kadar basit ya. Yani aklınızda tutmanız gereken tek şey bu. Haliyle bakın şimdi. Bu de ki "ın ki" diye bir şey yazmıyor. O zaman bu sıfat yapan ki. Ama bakın şimdi babamın ki. Gördük mü? Böyle yazdı ında bu bir ilgi zamiri. Diğerlerine bakalım. Bakın yazmıyor ki. Nerede buradaki ki? Yine buradaki de yazmıyor. Peki buradaki ne? Zaten bakın ben ki eki farklı görevde demişim. Bu ek değil ki. Bu bir bağlaç. Haliyle bu zaten diskalifiye olmuş bir şık arkadaşlar. Tamam. Ki eki dediğim için hani burada mesela sizden şöyle bir hata yapmanızı ister. Bunların hepsi ek 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 ek. Ha buradaki bak bu ayrı bir de yazılmış bu farklı diğerlerinden deyip bağlaç olana çat diye atlarsınız. Ama ben burada ne dedim? Ki eki farklı bir görevde kullanılacak dedim. Dikkat etmemiz gereken şey soru kalıbı arkadaşlar. İyi soru bankaları yani zor soru bankaları sizi böyle böyle yerlerde zorlayacak. Bakın bunlar nasıl sıfat oluyor? İnsan hangi olay? Çevredeki olay. Bakın arabadakiler, arabadaki insanlar, arabadaki gençler. Bakın buradaki ne? Adlaşmış sıfat zaten. Değil mi? Ya da mesela sobadaki yanan odun gördüğünüz gibi ya sıfat yapıyor ya adlaşmış sıfat yapıyor zaten. Tamam yani ınki ımki ın ilgi zamiri. Geri kalan birleşik yazılanlar sıfat yapan. Ayrı yazılan zaten her zaman bağlaştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da gitti. Şimdi geldik 11.ye. Diyoruz ki hangisinde hem sözcük hem ek halindeki zamirler bir aradadır diyor. İkisini de bulalım o zaman. Başkası ne der diye düşünme. Arkadaşlar bakın burada ne der şunu bunu onu der derken bir soru zamirim var. Bir de başkası şeklinde var zaten ama bunların ikisi de kelime halindeki bunları geçiyorum. Kazanmanın hazzını yaşıyoruz. Bakın şimdi kazanmanın hazzı Şurada arkadaşlar tamlamalar biliyorsunuz belirtili isim tamlaması ya da belirtisiz de tamlanan iyilik eki yani iyilik zamirini alır. Haliyle tamlamalarda zaten takısız değilse zamir olmak zorunda. Ama arkadaşlar burada zaten başka kelime halindeki olmadığım için sadece bunu alıp geçiyorum ben. Bakın deki diye yazılan sıfat yapandı. O yüzden bu gitti. Bu sıfat yapan ki. Burayı geçtim. Sendeki arabayı ben alacağım. Burada sadece kişi zamirim varmış benim. Gözüm onu bir yerden ısırıyor derken bakın iyilik zamiri. Benim gözüm değil mi arkadaşlar bu? Burada bir iyilik zamiri var. Hatta birinci tekil şahıs iyilik zamiri. E bir de bir de onu bir yerden ısırıyor derken burada da bir kişi zamirim var. E bu ek halindeki, bu kelime halindeki derken ben cevabımı buldum. Burada sadece kendime derken dönüşlülük zamirim var. Başka da bir haltım yokmuş arkadaşlar. Geçtim. Tamam. Bu soru da böyle. Bunu da geçtik. Şimdi diyor ki burada da hangisindeki iyilik zamiri bir varlığın hem ikinci hem ikinci <laughs> iki kere yazmış. Hem ikinci hem üçüncü kişiye ait olduğunu bildirir, gösterir. Şimdi bu bir anlatım bozukluğu sorusu. Arkadaşlar şöyle ki bizim iki tane zamirimiz var hatta şunu şu kalem değişikliği yapayım yani aynı kalemle yazdım. Bizim iki tane zamirimiz senin ve onun zamirleri ikinci ve üçüncü zaten arkadaşlar sıkıntılı zamirler net bir şekilde bunları cümlede göstermediğimizde bazen senin mi onun mu Kimin olduğu belli olmayan şekillerde bizi yanıltabiliyor. Haliyle arkadaşlar öyle bir anlamsal özellik arayacağım cümlelerimde ve ben buna şey şeyde anlatım bozukluğunda tamlayan eksikliği ya da zamir eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu diyorum arkadaşlar. Mesela bakalım evin duvarları rüzgardan yıkılmış. E burada zaten bir ekilik durumumuz yok bize. Var yani tamlamamız. Herkesin dikkati bu olayda. E herkesin dikkati. Yine aynı şekilde. Bakın sesini net duyamıyorum buradan diyor. Şimdi bu ses kime ait? Onun senin sesini net duyamıyorum buradan. Onun sesini net duyamıyorum buradan. Haliyle bu sesin kime ait olduğunu bilmediğim için arkadaşlar senin mi onun mu benim açık açık yazmam lazım. Yani bu cümlede bahsetmeye çalıştığı şey de tam olarak bu. Yani aslında bu bir zamir sorusu olmaktan ziyade bir anlatım bozukluğu sorusu arkadaşlar. Ve anlatım bozukluğu başlığı. Ama ben size zamirlerde göstereyim ki anlatım bozukluğunda kafamızda bir çıtır daha fazla yer etsin istedim. Bunu da geçtik. Şimdi geldik arkadaşlar son iki sorumuza. Şimdi bu soruda da diyor ki hangisi gerektiğinde sıfat olarak kullanılamaz. Olarak da kullanılamaz. <laughs> Şöyle bizim dört tane zamirimiz vardı. Hepsi, herkes, şey ve kimse. Bu belgisiz zamirler net, tek başına hep zamirdir. Geri kalan belgisiz zamirler sıfat olarak da kullanılabilir. Mesela bakalım bazıları bunu duymazdan geldi. Bazıları, bazı insanlar. Bakın sıfata dönüştürdüm. E, hepimiz zaten o dördünden bir cevap olarak bunu aldım. Birkaçı sınava girmedi. Birkaç öğrenci diyebilirim yine sıfata çevirdim. Dün seni biri aradı, bir adam aradı. Sıfata çevirdim. Kimileri aldırış etmeden devam etti. Kimi insanlar devam etti. Bakın hepsini sıfata çevirebiliyorum. Sadece bunu çeviremiyorum arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Geldik son soruma. Diyor ki hangisinde bir belgisiz sıfat belgisiz zamiri belirtmiştir. Soruları böyle görünce ay panik yaptık geçtik hocam o ne demek ya filan şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar bilginiz var. Lütfen şıklardan anlamaya çalışın. Bazen soruların ne demek istediğini anlamıyorsunuz ama şıklarda aa bunu demek istiyor galiba ya diyebiliyorsunuz. Lütfen sorulardan korkmadan şıkları açık açık okuyun arkadaşlar. Bakın burada. Sıfatım şu bazı kişiler bu evet belgesi sıfat ama bu bir zamir değil bu gitti. Ama bakın şimdi her şey. Her belgisiz sıfat, şey her zaman belgisiz zamir ve her bu şey zamirini belirtmiş durumda. Her şey bir kalıp değildir. Zaten hep ayrı yazılır. Ve lütfen onu Aa, her şey bir kalıp değil mi? Böyle her şey deyip çiziyoruz biz hocam onu ya ayrı düşünmedik diye diyorsunuz. O yüzden bu soruyu yazdım zaten. Bakın burada birisi var belgisiz zamir. Çoğu insan burada. Yani belgisiz sıfatın bu, belgisiz zamirin bu. Birbirleriyle bir bağları yok. Hiçbir haksızlık. Burada sadece bir belgisiz sıfatım var bu isim. Pek çok genç diyor. Pek çok genç bu belgisiz sıfat. E buradaki genç adlaşmış. Adlaşmış sıfat yani kısaca isim. Haliyle arkadaşlar adlaşmış sıfatı belirtemez yani yani o artık isim diyoruz ona sıfat demiyoruz. O yüzden bakın gördüğünüz gibi böylece e, her şey kısmını da size tekrar gösterip hatırlattım. ve soru çözümü bitiriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi soru çözümlerini takip edin. Aklınıza takılan anlamadığınız bir şey ya da soru çözmemi istediğiniz bir konu daha varsa ki sıradan gidiyorum şu an e, yorum olarak belirtirseniz size dönüşümüzü sağlayacağız. Görüşmek üzere diyorum. Size şimdiden iyi seyirler.